Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra yeniden bir aradayız. Sanırım bir iki ay oldu. Video atmayı özlemişim. Ancak şimdi fırsat bulabildim video çekmek için. Bugünkü konum ehliyet almak. Ehliyet videosunu ikiye böleceğim. Çünkü bir normal teori sınavı, bir de direksiyon sınavı var. Ben önce teori sınavını anlatacağım. Ondan sonra da direksiyon sınavını. Niye böyle yapacağım? Çünkü direksiyon sınavını henüz geçemedim. Şimdi teori sınavı Türkiye'den teori sınavının Türkiye'den farklı şöyle. Türkiye'de teori sınavı sadece test olarak geçiyor. Burada hem test hem de Hazard test adında bir bölümü var. Yani şöyle, ilk testimiz bildiğimiz klasik İngilizce olarak yapılan bir test. 50 sorudan oluşuyor. İkinci bölümde ise Hazard test var. Bu da bir animasyon, arabanın gittiği bir görüntü var ve o görüntüde tehlikeleri görüp o anda frene basmanız gerekiyor. Aslında bir nevi bilgisayar oyunu gibi bir şey. Şimdi ilk sınavda teori testinde toplamda 50 soru var. 50 sorudan en az 43 tane soruyu doğru olarak işaretlemeniz gerekiyor. Sınavı geçebilmeniz için. Tabii diğerini de geçmeniz gerekiyor. Yani teoriyi geçip Hazard testi geçemezseniz olmuyor. İkisini de geçmeniz gerekiyor. Hazard testten de yanılmıyorsam 44-45 gibi bir şey almanız lazım. Onları yazı olarak ekrana getiririm ben net olarak. Bunun yanı sıra bu sınava nasıl çalıştım onları anlatayım size. Öncelikle İngilizceniz iyiyse normal bir sürü piyasada bir sürü İngilizce kitap var. Eğer iyi değilse, tam emin olamıyorsanız, şimdi ben bazen bakıyorum sorunun birebir, yani bütün kelimelerin anlamını biliyorum ama yine de bir anlam bütünlüğü çıkartamıyorum. Böyle durumlardan kurtulmak için bir kitap aldım. Yusuf Buz'un ehliyet için, teori testi için bir tane kitabı var. Ben beğendim. Tam emin değilim ama başka bir örneğine rastlamadım. Amazon'dan ulaşabilirsiniz kitaba. Ben de linkini koyabilirim açıklama kısmına. Ben bu kitaptan çalıştım. Öğrenerek çalıştım. Yani İngilizce kelimeler de öğrendim. Aynı zamanda da daha çok ağırlıklı şey de var. Direkt kelimeleri falan da yazıyor. Görsel bulabilirsem ekrana yansıtırım. Önce 10 küsür konu var. Toplamda da 700 küsür soru var. Eğer ben ezberlerim diyorsanız yani bu çok zor. 700 küsür soruyu ezberleyemezsiniz. O yüzden öğrenerek yapmayı deneyin bence. Ben bu şekilde yaptım. Konulara tek tek bir de sadece kitaptan değil tabii ki DVLA'in kendi resmi uygulaması var. Onu da hem Android'de hem de Apple Store'da falan hepsi var. Onu da indirebilirsiniz. İndirip güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Kesinlikle bence alın. Şu an 4.99 sterlin olarak geçiyor. Ben şöyle çalıştım. Önce konu konu çalıştım. Bir konuya çalıştım. Sonra gittim uygulamayı açtım. Uygulamadan sadece o konunun testini çözdüm. Bu şekilde 10 tane konuyu bitirdim. 10 konuyu bitirdikten sonra mock testler var. Mock testte bildiğiniz aslında deneme sınavı. Normal 50 dakikadan seni süreli bir şekilde sınava tabi tutuyor. Sürekli çözüyorsun. Sürekli çözmek lazım. Çünkü 7 soru az değil. Sürekli çözdüm ben. Artık böyle bağımlılık yaptı. Sabah kalkıyorum. Böyle öğleye doğru falan başlıyorum. Mutlaka her gün çözüyorum. Bir ara böyle baktım. İlk başladığım zamanlarda bir günde 10 kere mock test çözmüşüm. Bu nedenle mutlaka bunu çözün. Diğer kısımda ise bu Hazard testte kimisi çok zorlanıyor, kimisi de hiç zorlanmıyor. Ya açıkçası ben çok zorlanmadım. Biraz korktum ama zorlanmadım. Onda da şunu dikkat etmeniz gerekiyor. Birazcık mantığını kavramanız gerekiyor. Çünkü sınavda Hazard testte birebir aynı soru çok az çıkıyor. Diğerleri ilk defa karşılaştığınız oluyor. Ben sınava 3 kere girdim. 3 kere de dediğim gibi çok az soru çıkıyor Hazard'dan. Hazard'dan bu arada 13 tane küçük video klip çıkıyor. Onu da
ekleyeyim. Bir tanesinde de iki tane şey var, olay var. Çünkü her videoda bir olay var. Bir tanesinde araba gidiyor, atıyorum sağdaki araba birden sola sinyal yakıyor. Bu gibi durumda hemen o sinyali yaktığı gibi senin frene basman gerekiyor. Bu tuşa basma olayında da bilmeyenler şey yapıyor. Birkaç kere basıyor. Birkaç kere basınca otomatikman şey oluyor. Yani 3-4-5 kere basarsanız 0 puan alırsınız. Yani aslında çok ince bir detay. Çok erken basarsanız 0 alabilirsiniz. Biraz geç basarsanız işte 4 alabilirsiniz. En iyi yaptığınız zaman tam noktasında frene bastığınızda 5 puan alıyorsunuz. Benim önerim 2 kere basmanız. Tık tık şeklinde. Hani birini yakalayamazsınız. Erken basarsanız belki diğerini yakalarsınız şeklinde. Onun yanı sıra anlatmadığım teori testi. Teori testi de hani basit gibi gözükse de gerçekten zorlayıcı bir test. Onda da şöyle oluyor. Ben 3 kere sınava girmiş olan biri olarak ilk sınavda 50 soruda 42 tane yaptım. Yani bir sorudan dolayı kalmış oldum. Geçemedim sınavı. Aslında biraz daha zorlasaydım kendimi belki olabilirdi. Tek seferde geçebilirdim ama olmadı. İkinci sınavda o kadar soru çözmeme rağmen hiç görmediğim soruları gördüm. Bu sefer birazcık daha düştüm. 38 tane yaptım. Tekrar geçemedim. Şey çok kötü oluyor. Sınavdaki şeyi aldığınızda sınavın sonucunu hemen çıkışta veriyorlar ya. O kötü oluyor. Direkt böyle fail yazısını görünce fena oluyor. Üçüncü de çok güzel geçti. 50 soruda 45 yaptım. O şekilde geçtim. En sonunda o pes yazısını görebildim. O iyi oldu. Benim tabii çıkarımlarıma dayanarak yani gördüğüm şeylerden mesela alkol sorusunu çok soruyorlardı. Yani her sınavda mutlaka bir alkol sorusu vardı. Ama bu tamamen sorular random olarak geliyor ve sorular tamamen şey oluyor böyle biraz şans meselesi. Ben belki ikinci sınavda gördüğüm soruları tekrardan sorsaylardı bana yapamayabilirdim. Çünkü uygulamada falan hiç hatırlamadığım sorulardı, görmediğim sorulardı. Ondan dolayı zorlanabilirdim. Bunun yanı sıra şey güzel, sınavın geneliyle alakalı şöyle bir sistemleri var adamların. Şimdi biz sınava gittiğimiz zaman telefon yasak, işte anahtar her şey yasak. Ama adamlar şunu düşünmüşler. Gittiğin zaman bu adam telefonu nereye koyacak, ne yapacak? Girişte bildiğiniz bu yurtlardaki dolaplar var ya, onların biraz daha küçüklerinden koymuşlar. Sen gittiğinde provisional yani geçici ehliyet kartını gösteriyorsun. Sonra seni yönlendiriyorlar. Diyorlar ki montunu falan hepsini dolaba koy diyorlar. Sana bir anahtar veriyorlar. Sen her şeyini anahtarı oraya koyuyorsun. Ceplerini falan kontrol ediyorlar. Tamam yani ceplerini falan bakıyorlar bazen. Bazen söylüyorlar, bazen söylemiyorlar. İçeriye girip tamamen her şeyi bilgisayar ortamında yapıyorsun. Yani çok dikkat gerektiren bir şey. Dikkat vermemiz gereken bir şey. Çünkü bir yerden sonra şey yapıyor insan böyle. Ya Allah Allah bende bir sorun mu var acaba? Falan diyor insan yani. Çünkü o kadar çalıştım, o kadar şey yaptım. Bir de mesela bende şöyle oldu. Sınavdan gün aldık. Pandemi mevzusundan dolayı 2-3 kere sınav iptal edildi. İptal edildiği için de yani şimdi çalışıyorsun. İptal ediliyor, bırakıyorsun. Atıyorum 1 ay sonra, 2 ay sonra girmen gerekiyor sınava. Tekrardan çalışman gerekiyor. Unutmaya başlıyorsun bu kez de. Yani sonuç olarak bu sınavı geçtim. Bir de teori sınavının şöyle bir güzelliği var. Şu anda tabii bu dönemsel olarak değişiklik gösteren bir şey. Şu anda sınava istediğiniz gibi gün alabiliyorsunuz. 3 iş günü olması lazımdı yanılmıyorsam. Hani bittiği gibi hemen yarın giremiyorsun kaldığın zaman. Bir sonraki günde çok güzel bir şekilde sınava girişinizi yani gününüzü hemen alıp yapabiliyorsunuz. Direksiyon sınavından çok bahsetmeyeceğim. Direksiyon sınavından kaldığınız zaman bir daha gün bulmak gerçekten zor bayağı. Çünkü çok dolu. Onu da şimdiden sizlere belirteyim.
Sınavla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Umarım tek seferde geçersiniz. Tek seferde geçip en kısa sürede ehliyetinizi alırsınız. Ha, unutmadan söyleyeyim. Eğer İngiltere'ye yeni geldiğiniz ilk yıl içerisindeyseniz, ki muhtemelen ilk yıl içindeki insanlar bunu merak eder diye YouTube'dan araştırır diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Ehliyetin süresi bir yıl geçerli ya, o bir yıl çok çabuk geçiyor. Çok çabuk geçiyor. Diyorsunuz ki nasıl olacak şimdi? Bir yılda ben bir yıl dolduğu zaman, özellikle de düzenli olarak araba kullanıyorsanız, şimdi Londra'da arkadaşlar var. İşte büyük şehir, işte trafikli bilmem neydi, bu gibi durumlardan dolayı ehliyet dertleri yok. Bizim gibi birazcık daha böyle Coventry gibi küçük yerlerde olanlar bu sorunları yaşayabiliyor. Çünkü bir yerden markete giderken arabaya ihtiyacın oluyor. Bu nedenle ehliyet olayını bence önemseyin. İngiltere'ye geldikten 6 ay sonra buna başvurabiliyorsunuz. Mutlaka başvurun. En kısa sürede, ya hemen bir gün alın mesela bence. En kısa sürede ehliyet olayını halledin. Çünkü daha sonra önünüzde çok büyük bir engel oluyor. Arabanın sigortası vesaire vesaire problem oluşturabiliyor. Bunu da hatırlatmış olayım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.